Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü derste ikinci üniteyi 5. sınıf öğrencilerimle birlikte çalışmaya başlayacağız. Destek olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Destek olan herkese şimdiden teşekkürler. Names of the places'la başlıyoruz. Yani yaşadığınız yerdeki çeşitli mekanların İngilizce karşılıkları. Bunlar çok önemli arkadaşlar çünkü sınavda karşınıza çıkabileceğini düşünüyorum. Belki böyle bir eşleştirme gelebilir. Tek tek başlayalım. Kafe. Türkçe'de de aynı şekilde kafe, kafeterya olarak kullanıyoruz. Toy shop, oyuncak dükkanı, oyuncakçı. Bakery, fırın. Bus stop, otobüs durağı. Barbers, berber dükkanı ya da kuaför salonda deniyor. Bakın bu kesme S çok önemli çünkü bunu çıkardığınızda barber şu adamın mesleği yani berber anlamına geliyor. Police station, polis merkezi. Playground, çocuk oyun alanı, çocuk parkı, oyun parkı da diyebilirsiniz. Bookshop, kitapçı. Library, kütüphane. Sinema, sinema. Bank, banka, pharmacy, sizi en çok zorlayacak kelimelerden bu bir tanesi zannediyorum. Eczane, stationery, kırtasiyeci ya da kırtasiye dükkanı, hospital, hastane. Şu ikisi size değişik gelebilir ama diğerlerini kolaylıkla öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Evet, bu ünitenin içinde prepositions of place yani yer belirten kelimeler karşımıza çıkıyor. Bunlar çok önemli. Dersi izlerken mutlaka kalem kağıt önünüzde olsun arkadaşlar. Şimdi not almaya başlayın. In front of, önünde demek. Bakın kedi kulübenin önünde. In, içinde. On, üstünde. Between, iki şeyin arasında. Bakın çok önemli. İki tane olması gerekiyor. Eğer ikiden fazla kulübe olsaydı, burada 3-4 kulübenin arasında olsaydı bu kedi, among kullanılacaktı. Near, yakınında, yanında. Next to, bitişiğinde. Özellikle near'dan next to'ya atladım. Çünkü bunların ikisi de, bakın kedi yakın ama next to'da temas var. Bakın eve sürtünüyor, sırtını sürüyor. Bitişik. Under, altında. Behind arkasında, opposite tam karşısında. Bakın karşı karşıya duruyorlar. Around etrafında demek. Evet, umarım bunları not almışsınızdır. Çünkü şimdi bu kelimeleri kullanacağınız bir etkinlik yapacağız. Evet, burada bir kroki diyelim. Resimli bir kroki görüyoruz. Haritada olabilir, şehir haritası. Bulunduğumuz yerin haritası gözüküyor ve bu boşluklara biraz önce öğrendiğiniz kelimeleri getirmenizi istiyorum. İlkini birlikte yapalım isterseniz. The school is on Palm Street. Bakın okul cadde, caddenin üzerinde bulunuyor okul. Bu yüzden on kullanılıyor. Evet, playground. Oyun alanı nerede? Oyun alanı okulun nesinde bulunuyor arkadaşlar? Opposite. Tam karşı karşıya bakın. Parkla, oyun alanıyla okul karşı karşıya. The bookshop, kitapçı. Hemen bulduk. Toy shop and the barbers diyor. Şu iki dükkanın arasında. İki şeyin arasında olduğu zaman ne oluyordu? Between. Güzel. Aferin size. Çabuk öğreniyorsunuz. Bus stop, otobüs durağı. Bakın şurada duruyor. Toy Shop'un oyuncakçının önünde. Önünde ne demekti? In front of. Harikasınız. The bakery is fırın. Fırın nerede? Hemen bulalım. İşte buldum. Kafenin neresinde? Bakın kafeyle birbirlerine yapışmış duvarları bitişik duruyorlar. Next to bitişik olduğu zaman kullanıyorduk. The cafe. The police station is, evet, polis merkezi de bakery ve kafenin arkasında. Yani behind.
Yine sınavda hocanız, öğretmeniniz size bu tarz sorular soracaktır. Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi yine aynı harita üzerinden bu sorulara cevap vermenizi istiyorum. Yine biraz önce öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak. Where is the cafe? Kafe nerede arkadaşlar? Hemen kafeyi bulalım. Kafe burada. Şimdi kafe ile ilgili birkaç tane burada cümle kurabiliyoruz. Tavsiye ettiğim şey videoyu durdurmanız, cümlelerinizi kendiniz yazarak not almanız, daha sonra çalıştırıp kontrol etmeniz. Evet, biz şimdi cevapları kontrol edelim yapan arkadaşlarla. It is next to the bakery, bitişiğinde, bakery'nin fırının bitişiğinde diyebiliriz. It is in front of the police station diyebiliriz. Yine kafe polis merkezinin önünde yer alıyor. Peki, where is the barbers? Barbers için ne diyebiliriz? Bakın iki şeyin arasında mesela öyle bir cümle kurulabilir. It's between the bookshop and the hospital denebilir. It's on the Milton Street denebilir. Burada yazmadım ama aklıma geldi şu anda. Milton Caddesi'nin üzerinde denilebilir. Peki where is the toy shop? Toy shop nerede? Toy shop için it's behind the bus stop. Otobüs durağının arkasında olabilir. It's near the bookshop. Yanında olabilir bookshop'un. Bakın bitişik olmadıkları için, arada bir geçiş mesafesi olduğu için next to yerine near kullandım. Evet, şimdi bir konuşma balonumuz var. Bu çocuk bize bir şeyler anlatıyor. Bu konuşma balonunu, speech bubble, konuşma balonu okuyacağız, anlayacağız. Ve bu arada sizler şu mor noktaları bulmaya çalışın. Bakalım buralarda hangi mekanlar var? Here's a map of my neighborhood. Neighborhood çevre. Benim çevremin haritası diyor. Yani bu çocuk burada yaşıyor. Bakın evi de burası. Evinin çevresinin haritası. I live in the red house. Red, bakın kırmızı. Burada yaşıyorum. Kırmızı evde yaşıyorum diyor. There is a swimming pool behind my house. Evimin arkasında ne var? Swimming pool. Yakaladınız değil mi bir numarayı? Aferin, çok süpersiniz. Hemen buluyorsunuz. Behind dediği için swimming pool'u buraya yazdık. There's a mosque, cami, a grocery, yani bakkal, and the pharmacy, hani sizi zorlayacak olan kelime, eczane, opposite my house. Opposite tam karşısındaydı. Şimdi evin tam karşısında neler varmış? Mosque, grocery ve pharmacy. Pharmacy'yi buraya yazdığına göre mosque ve grocery'yi buralara yerleştireceğiz. Ama hangisi 2, hangisi 3 acaba? Bu yüzden okumaya devam etmeliyiz. The grocery is between the mosque and the pharmacy. Diyor ki bakkal eczane ile caminin arasında. O zaman eczane ile caminin arasında dediğinde grocery'yi buraya yerleştiriyoruz ve mosque da en baştaki yerini alıyor. Tek bir şey kaldı. O da there's a cafe in the park. Zaten park diyor. In içinde. Evet, içinde kafeyi de yerleştirdik. Evet, aynı harita üzerinden bu sefer test çözeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Where is Cenk's house? Cenk'in evi nerede? My house demişti, kırmızı demişti. İşte burası Cenk'in evi. Şıklara bakalım. It's opposite the school. Okulun tam karşısında mı diyor? Hiç alakası yok arkadaşlar. Okul aynı sırada zaten. O zaman A şıkkını hemen elediğime göre doğru cevap B şıkkı diyorum. Ama yine de okuyup emin olayım. It's in front of the swimming pool. Yüzme havuzunun önünde. Doğru. Number two. Where is the pharmacy? Eczane. Şu bizi zorlayan kelime. Eczane nerede? It's next to the grocery. Evet, grocery burası olabilir. Bitişik. Doğru sanki. İşaretleyelim. Ama emin olmak için B'ye bakalım. Near the swimming pool. Hayır, yüzme havuzunun yanında hiç değil. Where is the cafe? Kafe nerede? It's in the park. Bu çok kolaydı. O yüzden hemen A'yı okumadan B'den bulabildim. Çünkü okulun arkasında değil. Where is the grocery? Bakkal nerede?
It's between the pharmacy and the mosque. Bakın, between iki şeyin arasında. Doğru cevap bu. Çünkü kafeden oldukça alakasız bir yerde, tam karşısında değil. Bunu da eledim. Evet, yol tarifleri. Ufak ufak yol tarif etmeyi öğrenmeniz gerekiyor ve bu yüzden de bu talimatların da Türkçelerini bilmelisiniz. Bildiğiniz kadarıyla ya da tahminlerinizle eşleştirmeye çalışın bakalım. Yine videoyu durdurun, eşleştirin. Bakalım ne kadarını doğru yapabilmişsiniz. Biz birden başlayalım. Take the second left. Bakın. Take the second left. Left sola. Bir kere burada bir sola dönüş var. Ama bakın buradan çıktık. Yürüdük, yürüdük, yürüdük. Birinci sol burası. First birinci. Second ikinci. Bunu çok iyi bilin. Second ikinci sol. Burada ne yapıyor? Bakın bu sol olduğuna göre bu da sağ olacak. Sağa dön. Birinci, ikinci falan belli değil burada. Direkt olarak turn right. Bu turn rightsa bu da turn left. Sola dön. Şimdi bu solayı öğrendiniz artık. Birinciyi de söylemiştim biraz önce. Buldunuz değil mi? Take the first right. Birinci sağ, ilk sağ dön. İlk sağa dön. Bir. Peki bu da bakın. Yine bunun tam tersi. İkinci sağ. Take the second right. Tekrarlıyorum. First birinci. Second ikinci. Evet, bu da birinci sola. Take the first left. Bunda sağ sol yok. Böyle dümdüz gideceksiniz hiç sapmadan. O da şöyle söyleniyor. Go straight ahead. Go straight ahead. Dümdüz git. Ve it's on your right. Sağında. Bakın çocuğun sağ kolunun tarafında dolap. Eğer ok bu tarafı olsaydı, yani şu kola yakın olsaydı, it's on your left olacaktı. Bunları, bu talimatları kullanarak yol tarif edeceksiniz arkadaşlar. Evet, burada diyalogta gördüğünüz gibi iki tane diyalog var. Excuse me. Affedersiniz demek. Bunun telaffuzu çok zordur. Bazı öğrenciler çok zorlanır. Arkamdan söyleyin arkadaşlar. Excuse me. Excuse me. Aferin size. Where is the grocery? Bir mekanın yerini sorarken where is kalıbını kullanıyoruz. Ve ondan sonra da mekanı soruyoruz. Mesela where is the bank? Where is the pharmacy? Where is the cinema gibi. The grocery, bakkal mı? Diyor adam. Yes, the grocery. Evet, bakkal. Şimdi tarif geliyor adamdan. Bakın dikkat. Go straight ahead. Neydi bu? Dümdüz git. And then ve sonra demek. Ve sonra ne yapacak? Turn left. Sola dönecek. Ama nereden? Into Station Road. Sola döndüğünde demek ki station yoluna çıkacak. The grocery is on your left. Bakkal solunda kalacak diyor. Teşekkür ediyor. Thank you very much. You're welcome. Bir şey değil. Şimdi Jason kadına bir şey soruyor. Tekrarlayalım. Excuse me. How can I get to the toy shop? Daha bir kibar soruş bu arkadaşlar. Where is? Nerede diye soruluyordu. Nasıl gidebilirim sorusu da bu. How can I get to? Bu kalıbı iyi öğrenin. Tekrarlayalım. How can I get to the grocery mesela? How can I get to the bank gibi. Yine the toy shop? Yes. Teyit ettiler. Şimdi yine dümdüz git diyor. Go straight ahead and then ve sonra ne yapacak? Bu sefer sağa dön dedi. Turn right. Into Sesame Road. The toy shop is on your left, solunda. Bakın daha detay verdi. It's between the library and the restaurant. Kütüphane ve restoranın arasında. Eğer yeri böyle bir iki şeyin arasında, karşısında, bitişinde ise böyle bir detay da verebilirsiniz. Thank you so much. Thank you very much gibi çok teşekkür ederim. Not at all, bir şey değil demek. Evet,
Artık soru sormayı öğrendiniz. Yine bu kalıpla excuse me diyerek how can I get to the post office demiş Nancy. The post office? Yes. Şimdi burada post ofisi buradasınız. Bakın buradan başlıyorsunuz. Şuradasınız. Buradan itibaren postaneye tarifi verin bakalım. Postane burada. Hemen postaneye tarifi verin. Düz git, sağa dön, sağında diyeceksiniz. Hadi bakalım önce tarifi yazın. Videoyu durdurmayı unutmayın. Evet yazdınız. Kontrol edelim. Aferin. Go straight ahead. Önce dümdüz götürdük. Turn right. Güzel. Döndük. Sağa döndük. Ama bakın caddenin adını da verelim ki into Vale Street. Vale Street'e döndük. Ondan sonra nerede kaldı? Sağımızda kaldı. It's on the right. Hatta daha detay verebilirsiniz demiştim. Bakın post office. It's between the bakery and the grocery diyor. Bakın grocery ile bakery'nin tam ortasında diye detay da vermiş. Şimdi sizden ricam videoyu durdurun. Post office yerine buradaki çeşitli mekanları seçin. Mesela grocery'ye gidin, bakery'ye gidin, school'a gidin ve yol tarifleri yazmaya çalışın. Eğer bu çalışmayı yaparsanız yazılı ve quizlere süper hazırlanmış olursunuz. Değişiklik yapmanız gereken kelime şu altı çizili olanlar. Ve tabii ki adres tarifi olan Tim'in verdiği cevap. Onun dışındaki kalan tüm bölümler aynı kalacak. Hadi bakalım şimdi etkinlik zamanı. Videoyu durdurup bu etkinliği yaptıktan sonra izlemeye devam edebilirsiniz. Evet, en son bazı mekanların isimlerini göreceğiz. Bu arada bu etkinliği videoyu sonuna kadar izleyip bitirdikten sonra tekrar buraya gelip de yapabilirsiniz. Daha iyi olacaktır. Evet, mekanların isimlerini öğrenelim. Bu da kitabımızın içinde geçen bir bölüm. Bluemost Q is a famous place. Famous, ünlü bir yer. Bluemost Q hangi cami? Sultanahmet Camii. İstanbul'da bulunuyor arkadaşlar. Sultanahmet Camii çok ünlü bir yer. It's in Istanbul. You can visit the Mausoleum of Atatürk in Ankara. Mausoleum of Atatürk, Anıtkabir demek. Anıtkabir'in İngilizce söylenişi bu. The Topkapı Palace is in Istanbul. Topkapı Sarayı İstanbul'da. A lot of tourists visit the Bodrum Castle. Bodrum Kalesi, Bodrum'da yer alan Bodrum Kalesi'ni de birçok turist ziyaret eder diyor visit. The Maiden's Tower is an old building. Bu da Kız Kulesi. Yine İstanbul'da, Üsküdar'da. Kız Kulesi eski bir binadır diyor. Böylece çeşitli yerlerdeki çeşitli tarihi mekanları da öğrenmiş oldunuz. Evet, dersin sonuna geldik. Şimdi sonuna geldik dedim ama birazdan göreceğiniz hatırlatma videolarını da gördükten sonra tekrar o haritayı hatırlıyorsunuz Kroki'yi. O bölüme dönüp o etkinliği mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve dersi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. İzlenme sayısı kadar beğeni olduğu zaman bana daha çok ders yapma şevki geliyor, isteği geliyor. Bunu görmek istiyorum. Evet, inşallah sizler için dersimiz faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde yine sizler için bu sefer etkinlikler olacak. İkinci ünitenin artık konuyu öğrendiğinize göre etkinliklerini yapacağınız ve konuyu pekiştireceğiniz bir video daha yayınlayacağım bu üniteyle alakalı olarak. Kaçırmayın. Kaçırmamak için ne yapacaksınız? Tabii ki kanala abone olmalısınız. Tamamen ücretsizdir ve bildirimleri hemen açın. Hemen açarsanız ben yeni video yüklediğimde YouTube'da size hemen haber verecektir ve böylece dersleri asla kaçırmayacaksınız. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.